Bir Bilene Sorduk programından herkese merhabalar efendim. Herkesin vazgeçilmezi olan künefe yerindeyiz şu an. Bir künefecideyiz ve çok güzel künefeleri var buranın. İşletme ortaklarından ve künefe ustası Vedat Kılınç da yanımızda. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Yani yaklaşık olarak 22 sene falan olmuştur. 22 yıldır falan bu sektörle uğraşıyorum. Yani çekirdekten yetme denilen bir tabir var. O tabiri tam anlamıyla tamamladık diyebiliriz. Ustam, birazdan bizlere mutfakta uygulamalı olarak da göstereceksiniz. Peki künefe nereye ait sizce? Yani şimdi künefe aslında bir Arap kültüründen gelen bir tatlıdır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de çok meşhur olduğu söylenir. Bu da doğrudur zaten. Özellikle Arap menşeili bölgelerimizde çok meşhurdur. Tabii burada Mersin, Gaziantep, Hatay gibi bölgelerimizde çeşitli konseptlerde künefe uygulaması kesinlikle vardır. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi diyebilirim. Tek bir şehire mal etmek benim için biraz daha kısıtlanmış olur. Çünkü biliyorsun Türk mutfağı bayağı geniş bir mutfak olduğu için Güneydoğu Anadolu bölgesi dememiz daha mantıklı olacak sanki. Peki. Vedat Bey, biz bunu bir sokak röportajında şimdi izleyeceğiz. Bakalım VTR'de vatandaşlarımız neler söylemişler. 10. yüzyıldan günümüze uzanan künefe tatlısı. Bakalım vatandaşlar künefe tatlısı için neler söyleyecek. Merhabalar. Merhaba. Künefe sever misiniz? Buyur. Künefe tatlısını. Severim. Peki ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Vallahi ben çok tüketmedim de. Kusura bakmayın. Peki ana malzemesini biliyor musunuz künefenin? Ana malzemesi peynirdir. İrmik, bir de fıstık, bir de şey var, üzerine şey koyuyor, nedir? Kaymak veya dondurma. Veya dondurma, bu bir de şey var, nedir? Şerbeti. Peki sizce künefe hangi ilin meşhur tatlısıdır? Bu Hatay ilin künefesi meşhurdur. Peki Gaziantep ve Mersinliler de bizim de meşhur diyorlar. Vallahi bilmiyorum ben. O konudan bir şey bilmiyorum ben. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Künefeyi sever misiniz? Künefeyi severiz. Kim sevmez künefeyi? Hali bizden belli olmuyor mu yani künefe? Peki, künefenin ana malzemesi nedir sizce? Keçi peynir. Tabii. Künefenin ana malzemesi keçi peynirdir. Peki, hangi yöreye aittir sizce künefe? Akdeniz bölgesine aittir. Genelde Hatay ve Gaziantep. Evet, Hatay, Gaziantep ve Mersin yöresi biraz bu konuda meşhur olduklarını söylüyorlar. Doğrudur. Yani ben bir Akdeniz çocuğu olaraktan öyle biliyorum Hatay, Mersin, Gaziantep yöresine. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhabalar. Merhaba. Künefe sever misiniz? Künefe sevmem. Neden? Peynir farklı bir tat benim için, o yüzden belki de. Bir de şeker hastasıyım, zaten çok tüketemiyorum. Sizce nerenin meşhur tatlısıdır künefe? Hatay diyebiliyorum. Evet, herkesten Hatay cevabını alıyoruz. Değil mi? Hatay, Mersin, Gaziantep. Yani yayılmış bir şekilde. Ama Hatay peynirinden dolayı galiba Hatay olarak biliyoruz değil mi? Hatay peyniriyle yapılıyor yanlış bilmiyorsam. Galiba ondan. Künefe sever misiniz? Hem de çok. Ne sıklıkla tüketirsiniz? Yani ayda, iki ayda bir mutlaka yerim. Peki, künefenin ana malzemesi nedir sizce? Kadayıftan yapılır. Arasına da tuzsuz peynir. Evet, özelliği tuzsuz peynir oldu. Evet. Peki, nerenin meşhur sizce tatlısı olabilir? Tabii ki de Hatay. Evet, herkesten Hatay cevabını alıyoruz. Mersin, Gaziantep'te meşhur olduğunu söylüyor. Ya birbirine yakın memleketler olduğu için olabilir ama asıl Hatay. Hatay'dır. Peki hiç közde künefe yediniz mi? Közde yemedim. Közde pişmiş bir künefe. Onu yemedim. Künefe sever misiniz? Severim. Peki ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Yani şimdi o kadar sıkla tüketmiyoruz. Şimdi yalan söylemiş olurum hani tüketiyorum desem. Yani senede, iki senede, üç senede bir... Aralıklarla. Evet. Peki ana malzemesi nedir sizce künefenin? Ana malzemesi kadayıf,
Ondan sonra tereyağı mı? Tereyağı kollar. Ondan sonra şey kollar, kızartırlar. Onun üstüne dondurma kollar. Bu şekilde. Şeker. Hı? Yani şekeri hani suda kaynatırlar. Onun şeyi, şerbet. Nerenin yöresel tatlısı olabilir künefe? Nerenin mi? Antep'in. Antep diyorsun. Antep bir de şey, Hatay. Evet, oralarda çok meşhur. Evet. Bir de Mersin var. Mersin'i duymadım bak. Ben Hatay'ınkine şeyinkini yedim. Hatay'a geziye gitmiştim. Hangisini çok beğendiniz? O şeyi, Antepli, Antep'inin şeyinkini beğenmiştim. Hatay'ınkini. Merhabalar. Merhaba. Künefe tatlısı sever misiniz? Severim. Ne sıklıkla tüketirsiniz? Çok sık tüketmem. Birkaç ana malzemesinin ne olduğunu biliyor musun? Ana malzemesini biliyorum tabii. Peynirli kadayıf tatlısı. Ama sıcak yeniliyor. Evet. Ama nerenin meşhur tatlısı? İskenderun, Hatay. Siz nerede Hatay diyorsunuz? Bazıları Antep diyor, bazıları Hatay diyor. Gaziantep ve Mersin. Ciddi mi? Aa, biz Hatay meşhur diye biliyoruz. Siz hangi yörenin tatlısını yediniz? Hatay'ınkini. Ben Hatay'ınkini yedim. Künefe miydi? Lara'da bir dükkan şey var. Kafe var. Çok güzel onlarınki mesela. Reklam. Közde hiç közde künefe yediniz mi? Közde künefe. Közde pişirin. Közde pişirdiklerini getiriyorlar ama nasıl pişirdiklerini bilmiyorum. Peki, çok teşekkürler. Künefeyi sever misiniz? Severim. Oğlum daha çok seviyor. Ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Ben çok sık tüketmiyorum ama oğlum üniversitede. Tatile geldiğinde mutlaka ocak başına gidiyoruz. Peki, ana malzemesi nedir sizce? Tel kadayıf, peynir, şeker, yağ, tereyağı. Hangi yörenin meşhur tatlısı diye sorsam? Ben Hatay'da yedim ama geçen televizyonda Antep'inkini izledim. Yani o doğu yöre. Sizce nerenin meşhur tatlısı? Ya ben Antep diye Hatay diye düşünmüştüm. Ama Antep'te de yapılıyormuş. Hatay diyorum. Peki, közde pişirilmiş künefeyi yediniz mi hiç? Nerede piştiğini bilmiyorum. Yani arka mutfak tarafına geçmiyoruz. Belki de yedik yani. Bilmiyorum. Evet, VTR'mizi izledik. Sohbetimize kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Vatandaşlar biraz künefe hakkında olumlu şeyler söylediler. Gerçekten de sevilen bir tatlı künefe. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi künefe gerçekten sevilen bir tatlı. Ama doğru malzemelerle bir araya geldiği zaman ve kaliteli işçilikle çok güzel bir tatlı oluşuyor. Neden derseniz, çünkü sıcak bir tatlı. Biliyorsunuz genelde sıcak tatlılar böyle çok sevimli bir hal alıyor. Bir de biz Türk milleti olarak biraz mutfak anlamında zevkimize düşkün olduğumuz için yani künefe Antalya'da, özellikle Antalya bölgesinde diğer tatlılara göre daha çok talep gören bir tatlı. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben aslında menşe olarak baklavacı bir insanım ama hiçbir zaman Antalya'da sadece baklava üzerine bir işletme kurmak istemedim. Çünkü sahiden künefeyi seviyor Antalya halkı. Antalya'da yaşayan insanlar künefeyi gerçekten sevdiklerini düşünüyorum. Gaziantep'li olarak da tabii ki baklavaları da çok güzel yaparsın. Kesinlikle, zaten baklavalar kendi imalatımız. Türkiye'nin çok dünya devi markalarında çocukluğum geçti. Oralarda kendimizi yetiştirdik. Bu anlamda da Antalya'ya yine farklı bir çeşitlilik getirdiğimize inanıyoruz. İnsanların tercih sebebi olmak bizim en büyük mutluluğumuz diyebilirim. Evet, baklavanın yanı sıra siz künefeyi de ekleyerek menünüzü daha görsel bir hal aldırmışsınız. Ya bizim künefedeki bir ayrıcalığımız şöyledir. Biz alakart usulü hazırlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi mutfağımız şeffaf. Müşterilerimiz burada siparişlerini verdikten sonra hazır hiçbir ürün yok. Taze taze, müşterinin isteğine göre. Kimi müşterimiz var, peyniri çok seviyor, peyniri fazla koyabilir. Kimisi çok fazla peynirli sevmiyor, peyniri az. Şerbeti çok, şerbeti az. Kadayıfı çok, kadayıfı az. Fıstığı çok, fıstığı az gibi kişiye özel olarak bir künefe sunmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Tabii bu müşterilerimizin dönüşlerinden kaynaklanan bir düşüncemiz. Alakart olması müşterilerimizin de tazelik anlamında, biliyorsunuz son dönemlerde şoklanmış ürünlerle ilgili çok ciddi şikayetler var. Bu anlamda insanları tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Evet efendim, buranın en belirgin özelliği de zaten közde yapılmış olması künefenin. Közde yapınca künefenin tadı nasıl olur? Ya şimdi ister istemez biliyorsunuz doğallık her şeyde bir farklılık katıyor. Biz de Antalya'nın ilk közde künefe ve tek közde künefe olan mekanıyız. Burada kömür ateşinde
künefelerimizi pişiriyoruz. İster istemez bu lezzetle ilgili bir farklılık yaratıyor. Tabii doğal gazda pişen bir ürünle ister istemez farkı oluyor. Tabii bunun detaylarına girmek pek uygun olmaz ama biz kömürde böyle güzel bir konsept, daha doğal bir ürünle müşterilerimize hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Künefenin ana malzemesi ne ustam? Yani bana sorarsanız künefenin ana malzemesi 3 parçaya bölünür. Bunlardan birincisi kadayıftır. Kadayıf çok önemlidir. Yani un, burada un tercihi çok önemli. Biz tek un kullanmayız. 2 un, 3 un harman ederiz. Burada esmer un, beyaz un diye ayırt ederiz ki kadayıfımız böyle ağızda dağılma özelliği, lezzet anlamında bir fark yaratsın. Yani onun dışında peynir çok önemli. Biz Hatay'dan gelir peynirimiz. Ondan sonra bir de burada en önemli ana madde olan sade yağ, tereyağının özü. Biz kesinlikle margarin kullanmayız. Biz Urfa'nın tek tek dağlarında yetişen kaliteli inek sütünden ve koyun sütünden karışım olan sade yağ kullanırız. Genelde ineği tercih ediyoruz çünkü Antalya'da biraz nem oranı yüksek olduğu için koyun biraz daha ağır gelebiliyor. Genelde ineği tercih ediyoruz, sade yağ. Burada bizim en önemli ham maddelerimizden biri de sade yağ. Bu üç malzemeyi kaliteli bir şekilde bir araya getirdiğimiz zaman güzel bir işçilikle de güzel bir künefe sunabiliyoruz. Bazı yerlerde zeytinyağı bile koyulabiliyormuş. Ya ben zeytinyağını hiç duymadım. Çünkü zeytinyağı biraz böyle sağlıklı bir yağ ama künefeye yakışmaz. Ya bu bitkisel yağ olabilir, bitkisel yağ diyebiliriz. Ama bu margarin grubuna girer. Biz kesinlikle sade yağ kullanırız. Sade yağı da müşterilerimiz zaten burada geldikleri zaman o kokuyu, o lezzeti alıyorlar. Çoğu insanlar artık biliyorsunuz sosyal medyanın gücünden dolayı bazı anlamda bilinçliler. Gelip burada mesela bize sorabiliyorlar, sade yağ kullanıyor musunuz diye. Biz de burada kesinlikle ürünlerimizin hepsi analize açık diyebiliyoruz. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Zaten kokudan ve lezzetten müşterilerimiz buradaki farkımızı görüyorlar. Peki size göre çok güzel bir künefe nasıl olur? Ya bana göre çok güzel bir künefe, kaliteli malzeme, kaliteli işçilikle olur. Ya bu da biliyorsunuz yani biz bu anlamda olabildiğince fazla çalışma yapıyoruz. Emek yani, emek vereceksin. Şimdi hazır künefeler var, dondurulmuş künefeler var. İster istemez ondan sonra bunlardaki lezzetle bizdeki lezzet çok farklı oluyor. Ya bizim konseptimizde olan farklı işletmeler de var. Onlar da mesela bu anlamda çalışmalar yapıyorlar. Alakart usulü çalışmalar yapıyorlar. Yani insanların artık alakarta yönelmesi lazım. Bunu istemeleri lazım. Burada rekabetin çoğalması lazım ki daha kaliteli tatlı, daha kaliteli yemek yemeleri için alakart usulünü arzu etmeleri lazım. Evet ustam, o zaman sizden de bir lezzetli künefe yiyelim. Tabii. Şimdi biz de size bizim en çok talep gören künefelerimizden paşa künefesi yapacağız. Fıstıklı peynirli. İçerisinde Antep fıstığı, üzerinde tane Antep fıstığı ve peynirli. Sade yağlı kömür ateşinde pişirerek güzel bir tatlı size sunacağız inşallah. Demin de közleri alıp kumdan çıkarttınız. Onu neden yaptınız? Yani burada közlerimizin hemen geçmemesi anlamında bir de talebe göre çıkartıp közlerimizin biraz harlanmasını sağlıyoruz. O esnada künefemizi hazırlıyoruz. Harlanmış közün üzerine koyup tekrar künefemizi hızlıca pişirmeye çalışıyoruz. Evet Vedat ustam. Şimdi malzemelerde hepsi var. Tek tek sayabilir miyiz malzemeleri? Şimdi bu bizim Antep fıstığı diye tabir ettiğimiz bir fıstığımız. Bunu künefenin alt tabakasına düşeceğiz. Paşa künefeyi ayırt eden diğer künefelerden işaret anlamında. İçerisine yine kuşboku ismiyle tabir ettiğimiz boz iç fıstık kullanıyoruz. Peynirimiz Hatay'dan geliyor. Hatay'dan özel olarak ediniliyor. Tuzsuz bir peynir. Kadayıf zaten kendi imalatımız. Kadayıfı biz kendimiz dökeriz. 3 tane unu karıştırarak elde ettiğiniz bir kadayıf dedi. Kesinlikle esmer un, beyaz un harman ederiz. Genelde esmer un biraz daha ağırlıklı olur. Ama lezzet anlamında çok bir ciddi fark yaratan bir kadayıftır. Hazır almayız kesinlikle. Alt kattaki ana mutfağımızda yaparız. Zaten hazır olmadığı her halinden belli ki özelle yapılmış gibi. Zaten görselde de böyle biraz daha esmer duruyor diğer hazır satılan kadayıflara göre. Ve son olarak da sade yağımıza geliyoruz. Urfa'dan geliyor yağımız. Vallahi bu yağ ben böyle hayal etmemiştim. Evet. Yani bu çok özel bir yağdır. Yani tatlı seven müşterilerimiz var. Bu işin artık gurmesi konumuna gelmiş. Sade yağın ne olduğunu çok iyi bilirler yani. Çünkü bu sade yağ hayvansal bir yağdır. Biz genelde... İçerisinde neler bulunur? Bunun içerisinde inek sütü. Yani pastörize süt. Köyden toplanır. Pastörize demeyelim. İçerisinde koruyucu madde olmaz. Köy halkının yaptığı... tereyağı toplanır. Toplandıktan sonra tesislerde bunun tuzu, suyu, ayranı alınır ve saf bir hale getirir. İçerisinde tuz, su, ayran bulunmaz. Ya bu şekilde de dayanma süresi de uzar ve aynı zamanda da sağlıklı bir yağdır. Çok da dikkatimi çekti. Peynir tuzsuz, yağ tuzsuz. Evet. Ya çünkü tatlı yapacağız yani. Evet. Tatlı yapacağımız için bunlar da önemli. Tabii bunların muhafazası çok önemli tuzsuz olduğu için. Hı hı. Özellikle peynir. Bizde zaten biz
genelde müşterilerimize burada her zaman söylüyoruz. Diyoruz eğer hoşunuza gitmeyen bir ürün olursa bunu bize kesinlikle bildirin ki size yeniden tazesini yapalım, daha güzel yapalım. Muhakkak bazen hatalarımız olabilir diye bildiriyoruz. Çünkü doğallığı sağlayabilmek için hata olasılığı biraz daha yüksek oluyor. Evet, o zaman başlayalım mı yapmaya? Tabii başlayalım. Şimdi size paşa künefesi yapacağız. Bizim burada en çok... Yağ mı koyuyoruz? Evet, ilk başta yağımızı koyuyoruz, sade yağımızı. Herkes künefe yapabilir mi ustam evde? Yani herkes künefe yapabilir aslında. Hamaretli olan kişiler de yapabilir ama bizim yapabileceğimiz künefenin aynısını yapabilme ihtimalleri çok az diye düşünüyoruz. Bu konuda biraz iddialıyız. Bayağı iddialılar. Evet, ve tepsinin de özelliği var mı? Ya tepsimizin aslında çok fazla bir özelliği yok. Sadece künefe tepsisi olarak geçiyor. Tabii bununla ilgili biraz çalışmalarımız var. Bütün tepsilerimizi bakıra çevirmeyi planlıyoruz. Zaten tatlı sunumunda, soğuk tatlı sunumunda bakır tabak kullanırız biz. Ama künefede yeni bir marka olduğumuz için künefe tepsileriyle de öyle bir çalışmamız olacak Allah'ın izniyle. Evet, şimdi tek tek fıstıkları koydunuz. Şimdi fıstıklarımızı koyduktan sonra kadayıfa geçeceğiz. Önce ince bir kadayıf döşeyeceğiz. Bunu tekrar çevirirken yağ koyuyor musunuz? Yani ihtiyacı varsa, ihtiyaca göre çok fazla abartmadan, çünkü çok fazla yağlı olmasını istemiyoruz. Burada nem oranı yüksek olduğu için Antalya'da müşterilerimiz pek yağlı tatlı sevmiyorlar. O yüzden ona çok dikkat ediyoruz. Şimdi kadayıfımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir kadayıf. Bu şekilde ince bir tabaka halinde döşeyeceğiz. Çiğ haliyle bile insanın yesi geliyor. Evet. Ama gerçekten kadayıfı kendi üreten firmalarda künefe inilmesi her zaman bir farklıdır. Evet. Biz de bu Antalya'da bu anlamda müşterilere daha doğallık, daha kaliteli bir künefe sunabilmek için elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Fıstığı bol mu olmalı? Yani biz genelde elimizden geldiğince gücümüzün yettiği... Elinizi korkak alıştırmadınız, baya koydunuz. Değil. Çünkü biz kaliteli bir firma olduğumuz için müşterilerimize de bu lezzetleri en fazla şekilde sunmaya çalışıyoruz. Tabi fıstığı daha az olan isteyen müşterilerimiz oluyor. Peyniri az isteyen müşterilerimiz oluyor. Burada arz ve talebe göre alakart usulü olduğu için değişiklikler yapabiliyoruz. Şey dediniz, peynirsiz de olur mu künefe? Evet, misal bizim 8 çeşit künefemiz var. Bu 8 çeşit künefenin içerisinde kaymak olan künefelerimiz de var. Misal bohça var. Bol peynirli, bol kaymaklı. İçerisinde peynir yok. Bol kaymaklı, bol fıstıklı. Misal hasır künefesi var. Bol yine kaymaklı ve fıstıklı. Sonra onun dışında billurzade, fıstıkzade, billuriye gibi tatlarımız var. Onlar da yine aynı şekilde içerisine kaymak seçeneği var. Evet, yani tatlı yine peynir yemeyenler için de seçenekler dolu. Kesinlikle. Onun yanında baklava, kadayıf, her türlü... Tabii soğuk tatlarımız da var, baklava çeşitlerimiz var, düz kadayıfımız var, bulmalı kadayıfımız var. Bunun yanında Maraş kesme dondurmamız var. Bunlarla birlikte müşterilerimize olabildiğince en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Künefe sevmeyen müşterilerimiz için... Yani baklava çeşitlerimizi de teklif edebiliyoruz bazen. O bizim evet, tamam, tekrardan kadayıf koyduk şimdi. Şu anda tekrar yani künefe aşamamız bitti. Bunun üzerine bastırıp sonrasında kömür ateşinde yavaş yavaş pişireceğiz. Bunu sıkıştıracak mısın? Evet, kesinlikle. Tamam, şimdi görelim onları. Tabii. Evet, gerçekten şu haliyle bile insanın yesi geliyor ki közde pişerken biz düşünemiyoruz artık o lezzeti. Yağı ayrı bir güzel. Bu şekilde güzelce bastırıyoruz. Tabii. Şu anda künefemiz pişmeye hazır. Evet. Şimdi pişirmeye başlayalım sizler için de. Tabii. Közlerimizi ne yapıyoruz şimdi? Şu anda közlerimizi yayıyoruz tepsinin ebatına göre. Bu şekilde bu kömürün üzerinde yavaş yavaş künefemizi pişireceğiz. Şu anda pişme aşaması başladı. İşte kaç dakikada pişiyor bu künefe? Yani yaklaşık olarak bir 10 dakikayı, 12 dakikayı buluyor. Öyle bazen köz çok hızlıysa biraz askıya alıyoruz. Yine 10-12 dakika olarak ayarlıyoruz. Genelde pişme süresi sabit midir? Yani genelde sabittir. Çünkü kömür ateşi olduğu için bir de pires kömür yavaş pişiriyor. Zaten bizim buradaki en önemli amacımız da künefenin yavaş pişmesi. Çünkü yavaş yavaş... Neden yavaş pişince daha lezzetli oluyor? Ya... Yavaş pişmesi ve lezzetli olmasının en büyük sebebi içerisindeki kadayıf tabakalarının içeriye doğru yayılması. Hızlı ateşte direkt renk alabilir. Ha biz misalen
Yağımızda kesinlikle pekmez olmaz bizim. Biz pekmez kullanmayız. Genelde yağda pekmez oluyor mu künefelerde? Yani, künefecilerde olur. Yağlarda mesela böyle karamel bir rengi olur. Pekmez kullanılır. Biz kesinlikle yağımızda pekmez renklendirici, yani renk vermesi için pekmez koymayız. Ha bu değildir ki pekmez koymak kötü bir şey. Yani kesinlikle değil. Ama bu biz esmer kadayıf unu kullandığımız için bu yüzden kömür ateşinde yavaş yavaş pişerek güzel bir renk alıyor. Tabii bunu... Abi ben bir dakika, pekmez olmasının sebebi de yağda renk vermesi için. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Gerçekten bunu da ilk kez duyuyorum şimdi ustamızdan. Evet ustam, şimdi pişi ön yüzüyle arka yüzünü kaç dakika arayla çeviriyorsun? Yani bir 5-6 dakika ön yüzü pişiyor, sonra bir 4-5 dakika da diğer yüzü pişiyor. Çünkü biz sıcak tepsiye tekrar çevirdiğimiz için biraz ikinci tarafı biraz daha çabuk pişme olasılığı oluyor yani. Şöyle bir künefemiz pişerken de biz de buradaki tatlılara bakalım isterseniz. Tabii. Neler varmış? Bu tatlının adı nedir? Efendim bu havuç dilimi. Biz havuç dilimini burada müşterilerimize kaymaklı veya dondurmalı olarak sunabiliyoruz. Arasına kaymak veya dondurma ilave edebiliyoruz. Aşağıda ana mutfakta kendi üretimimizdir bütün ürünlerimiz. Düz kadayıfımız var gördüğünüz gibi. Bu da yine esmer kadayıftan yaptığımız, içerisinde sadece Antep fıstığı olan bir kadayıf çeşidimiz. Ve Antep burma kadayıfı, Gaziantep özgü. O böyle doğuda da özgü bir lezzet. Evet, Diyarbakır burma vardır, Gaziantep burma vardır. Yani böyle şehire göre değişen kadayıf çeşitleri vardır. Gaziantep'te burmalı kadayıf biraz Gaziantep'e özgü bir kadayıf çeşididir. Evet, yanındaki... Cevizli baklava, fıstıklı sevmeyen müşterilerimiz için. Onun bir yanındaki normal fıstıklı baklavamız. Ama burada Güllüçel'e bir özel bir tatlıya geldik. Sütlü fıstıklı baklavamız. Evet, bazen bunun biz... özelliği nedir? Şimdi burada biz ilk açılıştan sonra... Hizmet vermeye başladıktan sonra müşterimiz bizden sütlü tatlı sormaya başladılar. Biz sütlü tatlı yapmıyoruz. Çünkü genelde hamur işi yaptığımız için burada ne yapabiliriz dedik. Ortaklarımızla düşündük. Dedik baklavada bir farklı bir tatlı yapalım. Sütlü fıstıklı şerbetini sütle ve kremayla yapıyoruz. Bize özel bir kremamız var. İçerisinde Antep fıstığı var ve ölü fırında yavaş yavaş pişiriyoruz. Böyle de çok güzel bir müdavimleri vardır sütlü fıstıkların. Vallahi hepsi çok şahane görünüyor. Buradaki nedir? Efendim bu şöbiyet. Gaziantep'in en meşhur tatlarından birisidir. Çok yıllar önceki dönemlerde ondan sonra ünlü bir markanın işletme sahipleri iki kardeş buluyorlar. Ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde rahatlıkla bulabileceğimiz bir tatlı. Tabi genelde katmercilerin önceden kalan hamurlarla yaptığı bir tatlıdır. Tabi zamanla bu şöbiyete dönüşüyor. İsmini değişik anlamda kullanılıyor. Artık halk alıştı. Şöbiyetin ne olduğunu biliyorlar. Bu da son dönemlerde bir inovasyon olarak üretilen midye tatlımız. Bunun da çok ciddi müdavimleri var. Tabii, neler var içerisinde? Şöbiyet ve midyenin içerisinde kaymak ve Antep fıstığı var. İçeriğinde kaymak ve Antep fıstığı vardır. Evet, gerçekten hepsi böyle birbirinden güzel tatlılar. Hepsinin de farklı sevenleri var. Evet, çeşitli müdavimleri var. Tabii ki müşterimiz geliyor direkt düz kadayıfa odaklanmış. Müdavimimiz zaten geldiği zaman kendisinin onu çok sevdiğini biliyoruz. Yine şöbiyet de aynı şekilde, midye de aynı şekilde. Yani müdavime hitap eden bir işletmeyiz diyebilirim. Evet, çok güzel. Biz de künefeyi yakmayalım diyecektim. Tabii. Oradan ustamız, diğer ustamız da bir el attı. Şu an çevirecek misiniz? Evet, şu anda çevirme aşamasına yakın. Hemen çevireceğim. Evet, gerçekten. Zaten kokusu gelmeye başladı. O fıstıkları gibi. Evet. Sabırsızlanıyor mu genelde? İsteyenler çabuk gelsin masamıza. Yani alakart usulü olduğu için bazen öyle dezavantajlarımız oluşuyor. Ama bununla ilgili biz de müşterilerimize çeşitli ikramlar sunuyoruz. Mesela müşterilerimiz ilk geldiğinde hemen çerez ikramıyla tabii onların o tatlı krizini biraz azaltmaya çalışıyoruz. Sonrasında tatlıyla birlikte muz ve süt ikram ediyoruz. Yani bu anlamda müşterilerimizin çok buradaki atmosferden canının sıkılmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bazı müşterilerimiz de nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Bu onların en büyük hakkı. Gelip bizi izleyebiliyorlar. Evet, şu dikkatimi çekti. Müşteriler orada oturuyor. Siz burada bunu yapabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Yani bu profesyonellikle alakalı bir şey. Biz işletme olarak buna artık alıştık. Hatta müşterilerimiz alıştılar. Artık misalen biz müşterimiz geldiği zaman ne istediğini zaten kapıdan içeri girdiği zaman müdavimlerimizin biliyoruz. Ona göre bir hazırlık yapıyoruz. Yani bir aile ortamı oluşturmak için mücadele ediyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Peki evlere servisiniz var mı? Gecenin 12'sinde canı künefe çekiyor.
bazılarını. Yani bu anlamda biraz sıkıntılarımız var. Şöyle var. Biz künefede paket servisini çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü yani künefe soğuyunca eski lezzeti kalmıyor. Ya kesinlikle kalmaz. Çünkü içerisindeki peynirin donma ve soğuma ihtimali var. Bir de sıcak yenilen bir tatlı olduğu için özellikle kış aylarında tepsisinden çıktığı andan itibaren soğuma olasılığı başlıyor. Ve bir de bu künefe hafif bir tatlıdır. Hafif bir tatlı olması şerbetinin daha yumuşak, derece olarak daha düşük olmasından kaynaklanır. Bundan dolayı bekleme aşamasında, soğuma aşamasında lapa kıvamına dönmeye başlar. Bu da bizim lezzet olarak müşterimize aldığımız ücret karşılığında daha iyi hizmet veremeyeceğimiz için kesinlikle bir markası olarak, közlü künefe olarak bunu yapmak istemiyoruz. Tabi bazen kızıyorlar müşterimiz ama biz kesinlikle onları düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. Ama genelde paket isteyen müşterilerimiz telefonla bizi bilgilendiriyorlar. Biz hazırlıyoruz. Kendileri alıp götürebiliyorlar. Sunumda şu an sunuma hazır şekilde gelecek durumda ama biraz zamanı mı var? Şöyle bir 2-3 dakikası daha var. 2-3 dakika sonra şerbetleyeceğiz. Şerbetledikten evet, sonra şerbetimizi de bol kepçe mi koyuyoruz? Yani bir kararı var mı? Kesinlikle bir kararı var. Misalen Gaziantep, Hatay, Mersin bölgesine göre Antalya'da biz daha az şerbetli sunuyoruz. Çünkü buradaki müşterilerimiz çok şerbetli künefeyi sevmiyorlar. Evet. Biz biraz daha az şerbet veriyoruz. Tabii şerbeti çok az oldu diyenlere veya çok fazla diyenlere yine yardımcı olabiliyoruz. Azaltıp çoğaltabiliyoruz. Burada kişiye özel olarak bir hizmet verdiğimiz için bu anlamda elimizden geldiğince yardımcı olabiliyoruz. Peki, herkes bunu yapamaz dedik evlerde. Ama evde yapacak olsak da nelere dikkat etmemiz lazım? Yani evde yapılacak olursa nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle aldığımız kadayıfa, peynire ve sonra pişirme aşamasında da biraz daha kısık ateşte. Ocaktan ziyade de fırını tavsiye ederim. Çünkü ev ortamında ocakta pişirmek çok daha meşakkatli olabilir. Hani biliyorsunuz evde yapılan tatlılar bazen çok güzel olabiliyor. Ama künefe yani biraz emek isteyen bir tatlıdır. Baklava da aynı şekilde ama künefe biraz daha meşakkatlidir. Ustam, ölçü kullanır mısınız siz? Yani ben kesinlikle ölçü konusunda netimdir. Ben her şeyin istikrarlı yapılmasının tarzındayımdır. Yani bunu özellikle de her zaman söylerim. Bir istikrar yakalayalım, bir kıvam yakalayalım ve bunu hiçbir zaman bozmamak için mücadele edelim. İleriye götürülecek bir şey varsa kesinlikle yapalım ama el ayarı, el terazisi gibi tabirlere pek fazla şey yapmam, yani inanmam. Öyle bir gerçek vardır benim düşünce içerisinde. Çünkü yani elektronik terazilerde yanılma ihtimalimiz yok. Ama bizim bu konsepte alakartta bir el ayarı olması gerekiyor. Mesela biraz önce gördüğünüz kadayıfı, peyniri, yağ hiçbirini tatmadan ilave ettik. Burada bir ustalık ön plana çıkıyor. Ama bunun içerisinde kadayıfını hazırlarken işte örnek benim yağın içine suna kadar konulur falan, bunların hepsinin standart bir ölçüsü vardır. Hiçbir zaman bozulmaz. Artık tabii sizler de işin ustası olunca kesinlikle kararı da siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Kesinlikle ya, el alışkanlığı muhakkak oluyor ama yine de ne olursa olsun ben her zaman dijital ortamdan faydalanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü en azından o daha az yanılabiliyor. Evet. Ne durumda artık? Evet, künefemiz hemen hemen hazır olmak üzeredir. Evet, biz de bakacağız közde künefe, bakalım nasıl oluyormuş. Evet. Yani tadı büyük bir ihtimalle çok güzeldir. Kokuları öyle bir geliyor ki şu an anlatamam. Yağın kokusu da buram buram geliyor. Evet, sade yağ olduğu, yani tereyağı olduğundan kaynaklanıyor. Burada zaten en önemli amacımız mangalımızın dışarıda olmasının en büyük nedeni müşterimizin içeri girer girmez o yağ kokusunu almasıdır. O, onun da bir avantajı var. Ya kesinlikle var. Bir de insanlarımız artık doğal ürünleri seviyorlar. Bu anlamda onları tatmin etmek bizim görevimiz. Bunu da elimizden geldiğince yapmak için mücadele ediyoruz yani. Evet ustam, şimdi sunum yaparken onu nasıl yapacağız? Kaymak mı koyuyoruz, dondurma mı koyuyoruz? Bu isteğe bağlı mı oluyor? Yani kaymak ve dondurma isteğe bağlı oluyor. Ama biz kaymağı üzerine koyabiliyoruz ama dondurmayı kesinlikle üzerinde tavsiye etmiyoruz. Çünkü bizim dondurmamız Maraş kesme dondurması olduğu için genelde künefeyi biraz dağıtabiliyor. Bunun için genelde yanında sunuyoruz. Elimizden geldiğince yanında ikram etmeye çalışıyoruz. Hem künefemizin hem dondurmamızın lezzeti ayrı ayrı alınsın diye. Tek gayemiz bu yani. Evet. Bazı yerlerde böyle dilim dilim görmüştüm de siz de böyle tepside tek porsiyon olarak. Evet, biz kişiye özel olarak yapıyoruz. En önemli konseptimizdeki en önemli ana madde budur. Dilim dilim yapılan da Hatay usulü künefedir. Hatay bölgesinde ve Hatay menşeli firmalar genelde büyük tepsilerde dilim dilim olarak, porsiyon olarak satarlar. Bizim konseptimiz onların çok aksidir. Ters. Biz burada kişiye özel olarak alakart usulüyle hazırlarız. Bu da lezzetimizin biraz daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Evet, şu an bekliyoruz. Bakalım tadacağız.
Bizler de. Oldu mu usta? Şerbetleme aşamasına geldik. Konuştukça da zaman hızlı geçiyor. Evet, kesinlikle öyle. Şerbetleme aşamasına geldik. Tabii ki tatlıysa olmazsa olmaz da şerbeti var. Evet, kesinlikle öyle. Bakalım mı sesi nasıl çıkacak? Kesinlikle. Şerbet anlamında da biz doğal şeker kullanırız. Kesinlikle herhangi bir ham madde olmaz. Şerbete bakar mısın? Kesinlikle. İşte Günefe'ye de mikrofon uzattık. Sonra böyle kesiyor musunuz? Yani genelde kesiyoruz. Müşterilerimiz tabii bazen ortayı istiyorlar. Burada müşterilerimize daha iyi... Şimdi sündürecek miyiz biz bu kadayıfı? Bakalım peyniri ne kadar sündürecek? Evet. Gerçekten. Yani çok fazla bir sürme olmadı ama... Ama zaten peynir içinden akıyor. Kesinlikle öyle. Vallahi bakın, bakar mısınız kaşarlara? Yani kaşar demeyelim de genelde künefe yani, peyniri. Evet, künefe peyniri, pardon. Evet, tam yağlı künefe peyniri olarak adlandırılır. Ama tuzsuz. Kesinlikle tuzsuz. Tuz hiçbir şekilde olmaz. Bazı ev hanımları tuzlu da kullanıyorlar içerisinde bulamadıkları için bu peynirleri. Yani, genelde dil peyniri, lavaş peyniri gibi peynirleri kullanabiliyorlar. Ama tadını bozar. Ya kesinlikle biraz hafiften tuzladığı hissedilebiliyor. Her künefenin bir özelliği olduğu gibi kesinlikle. Künefenin de tuzsuz, çiğ sütten yapılmış kesinlikle. Taze peynir. Kesinlikle. Şu anda künefemiz de yemeğe hazır. Tabii bütün detayları masada da lezzet anlamında konuşabiliriz. Evet, o zaman biz bir masaya geçelim. Künefeyi tadalım efendim, çok merak ediyoruz. Evet ustam, gerçekten ellerinize sağlık. Mutfakta birlikte yaptık tatlıyı ama bakalım şimdi gelecek tatlımız tadı nasıl, çok merak ediyorum. Bunun kararını kesinlikle siz vereceksiniz ama eminim sizi pişman etmeyeceğimizi düşünüyoruz yani. Ben de öyle düşünüyorum. Evet vallahi şimdi geliyor zaten künefemiz de. İkramlarımız da zaten çerezinden muzuna. Evet. Dondurmasına kadar. Bu da Kahramanmaraş dondurması herhalde. Kesinlikle yani. Maraş kesme dondurması kullanılıyor. Tabi bunlar ilk ücret olarak adlandırılabiliyor. Künefemizi biz sade öneriyoruz. Müşterimiz yanında dondurma isterse yanında. Üzerine genelde vermemeye özen gösteriyoruz. Artık tadına bakalım mı? Tabii birlikte yani. Yiyelim ustamız. Kesinlikle buyurun. Sizler için deneyeceğiz. Önce siz misafir olduğunuz için. Buyurun. Bir analizinizi merak ediyorum gerçekten. Paşa künefesi. Genelde en çok talep gören künefelerimizden bir tanesi. Burada kadayıfın ağza dağılma özelliğini falan fark etmişsinizdir. Gerçekten şimdiye kadar yediğim en güzel künefeydi. O közünden midir, fıstığından mıdır, peynirinden midir, kadayıfından mıdır bilemedim. Evet. Ama müthiş. Gerçekten ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Her zaman inşallah arada bir ziyaretinizi bekleriz. Tabii ki, ne demek. Efendim, Bir Bilene Sorduk programının bugünlük sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.